Bizim projemizin adı Turkish Wikipedia Based Knowledge Graph. Grubumuz 4 kişi. Ben Alaaddin Selçuk Gürel, Ateş Bilgin, Mustafa Barış Çamlı ve Okan Çiftçi. Genel olarak öncelikle projenin komponentlerinden bahsedeceğiz. Bunlardan sonra Okan da en son bu paper'ı implement ederken bu komponentleri nasıl birleştirdik, nasıl entegre hale getirdik ve neleri kullanmaktan vazgeçtik ya da kullandık. Bunlardan bahsedecek. Bizim projemiz Türkçe bir kaynak için knowledge graph oluşturmaktı. Ve Türkçe low resource bir language dil olduğu için burada bu alanda katkı sunmak istedik. Bu yüzden Language Models are Open Knowledge Graphs paper'ını implement etmek istedik Türkçe için. Bu yüzden birçok şeyi, ya birçok yani name entity recognition ve birçok komponenti tekrardan Türkçe için implement etmek ya da modelleri train etmek durumunda kaldık. Genel olarak Wikipedia structured ve unstructured tekstlerden oluşuyor. Sağ tarafta görebileceğiniz gibi Geoffrey Hinton'ın bilgilerinin olduğu structured bir yapı var. Buradan direkt içerisinden istediğimiz bilgileri alabiliyoruz. Sol tarafta görebileceğiniz gibi de direkt Wikipedia dump'ının olduğu bir metin bulunuyor ve buradan da maksimum bilgiyi almaya çalışıyoruz. Knowledge graph'ımızı oluştururken. Grafımızı oluştururken entitilerin yani nodların knowledge graph'taki nodların güçlendirmek için bu representation'ın entity linking kullanıyoruz. Genel olarak bu nodların hangi nodlar olacağı ve bunların nasıl birleştirileceği iki parçadan oluşuyor knowledge graph oluşturma süreci. Ve burada entitilerin hangi Wikipedia article'larıyla linkleneceği bu süreç içinde biz PEM-index dediğimiz olasılıksal bir indeksin kullandık Türkçe için. Bunu kendimiz çıkarttık. Ve de daha önceden İngiliz için yapılan CrossWiki indeksi vardı, scoring'i vardı. Ve bunu da kullandık. Bunlar konteks bilgisini taşımıyorlar bu süreç şu an için. Devam edebiliriz. Knowledge graph oluştururken bazı istenmeyen ilişkiler doğabiliyor. Bunlar adjective, adverb gibi, stopword gibi kelimelerin bizim entitilerimizle ilişkisinin olduğu, sanki bunları nodmuş gibi gördükleri aslında istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Bu yüzden biz bunları atmaya karar verdik. Bu yüzden de hem WordNet'ten hem de TR-NLP kütüphanelerinden bulduğumuz adjective adverb listelerini ekledik ve bunları bu ilişkide çıkarttık. Aynı şekilde stopword'leri de bizim ilişki listemizden çıkarttık. Devam ederiz. Bu Wikipedia article'larının entity'lerini daha iyi tespit edebilmek adına kendi Türkçe nel modelimizi eğitmeye karar verdik. Bundan önce Part of Speech Tagging ve Dependency Parser modelleri eğittik. Fakat istediğimiz sonuçları çok iyi alamadığımız için, istediğimiz sonuçları alamadığımız için bir de bunun üzerine nel modeli eğittik. Bunu Stephen Bertürk'ün reposunda da Combert adlı bir modeli aynı veriyi kullanarak biraz da kullandığımız veriyi arttırarak o modelden daha iyi bir skor elde ettik. Şu an bu model için yani en iyi elde edilen skor bu gibi gözüküyor. Böyle söyleyebilirim burası için. Burada bir metninde yakaladığımız organizasyonları ve kişileri görebiliyoruz. Sonuçlar burada iyi gözüküyor. Genel olarak gerçekten de iyi fakat işte bazen virgül çıkartma gibi durumlarda ya da metni değiştirme ya da büyük harf küçük harf oynamaları yaptığımızda tabii ki de kaçırdığı yerler oluyor. Fakat yeterince iyi sonuçlar aldığımızı en azından bu alanda söyleyebilirim. Devam edebiliriz. Projenin en başında cümlelerden relation'ları çıkartırken part of speech modeli denedik. Part of speech modeli genel olarak kelimenin türünü veren bir model. Mesela isim, sıfat, fiil, zamir gibi. Bu bağlamda Hugging Face herhangi bir Türkçe part of speech modeli yok. Bu yüzden ilk önce eğitmemiz gerekiyordu. Daha önce bu alanda Stephen Schwetter'ın bir çalışması olmuş. Ama modeli açık kaynak olarak yayınlanmamış. Sadece
implementasyon detaylarını yayınlamış. Biz de bu implementasyon detaylarını kullanarak eğittik. Eğitirken BERT modeli kullandık ve dataset olarak da Universal Dependencies Turkish Tree Bank'i kullandık. İmplementasyon detaylarında Stephen Schwatter %97 F1 skor aldığını belirtmiş. Biz de %95.99 F1 skor aldık. Yani oldukça yakın. Her ne kadar teoride iyi çalışsa da pratikte çok iyi çalışmadı. Çünkü biz Part of Speech modeline bazı rule'ları geliştirerek kullanmıştık. Mesela bazı isimleri iyi bulamıyordu ya da isim tamladığını hiç bulamıyordu. Projenin ilerleyen sürecinde bu modeli kullanmadık ama Hugging Face'te açık kaynak olarak yayınladık. Bir de Information Box ana çalışmamız oldu. Information Box, Wikipedia'nın sağ üst köşesinde bulunan table'lara verilen isim. Bu table'lar o sayfaya ait bazı istatistiksel veya önemli bilgiler içeriyorlar. Biz bu bilgileri kullanarak kendi çıkardığımız relation'ları validate edecektik. Bu yüzden bu key value şeklinde bu bilgileri çıkarmaya karar verdik. Bunun için de Bitswap kullandık. Örnek vermek gerekecek olursa ikamet bir key oluyor. Value'lar da Tarabya, Sarıyer ve İstanbul. Value'ları array içinde tuttuk. Yani birden çok value olabiliyor her bir key için. Daha sonra çıkardığımız relation'ları JSON formatı dosyası olarak çıkardık. Mesela bazı relation'lar için birden çok tail olabiliyor. Mesela burada head sayfanın ismi, tail nodun head'e bağlanan, relation'a bağlanan nodun ismi, relation. J ise confidence score. Confidence score'u 1 olarak bıraktık burada. Daha sonra bu JSON dosyası sağ taraftaki graf haline oluyor. Şimdi bu projenin kapsamı içerisinde geliştirdiğimiz bir dependency parser modeli var. Bundan bahsedeceğim ben. Biz bu projeye başlarken knowledge graph'ımızın nodları olarak unstructured metin içerisindeki noun chunk'ları kullanmayı düşünüyorduk nod olarak. Noun chunk'ları bulabilmek için de bir Türkçe dependency parser'a ihtiyacımız vardı. Bu sayede Türkçe isimlerle bağlantılı olan diğer kelimeleri bulup bir noun chunk şeklinde detect edebilecektik. Yani alıklayabilecektik. Bu makalenin orijinal olmayan implementation'da, yani Language Models are Open Knowledge Graphs, bu esinlendiğimiz makalede İngilizce yapmışlardı bu noun chunk bulma işini ve bunun için Space kütüphanesinin noun chunk detector'ını kullanmışlardı. Bizim bunun benzeri bir Türkçe noun chunk detector geliştirmek için işte dependency parser'a ihtiyacımız vardı. Biz Türkçe bazı dependency parser'lar bulduk internette ama kendi dependency parser'ımızı da eğitmeyi düşündük. Dile de bir katkımız olması açısından. Bunun için Dia Parser isminde bulduğumuz bir dependency parser tool'unu kullandık. Bu multilingual bir şekilde dependency parser geliştirmenizi sağlayan. Alt tarafında da Biafin dependency parser'ın biraz geliştirilmiş versiyonunu kullanan bir dependency parser tool'u. Biz bu tool'u Universal Dependency Turkish Bound Tree Bank Dataset'i de eğittik ve test ettik. Aşağıda aldığımız sonuçları da görebilirsiniz. Unlabeled Attachment Score ve Labeled Attachment Score şeklinde. Bunlar orijinal Biafin parser'ın sonuçlarına göre daha iyi geldiler. Unlabeled'da %75, %83, Labeled'da %68 iken Dia Parser'da %75 sonuçları aldık. Fakat daha sonra dependency parser üzerinden bazı kural tabanlı işlemler yaparak noun chunk çıkartmamız gerekeceği için bu dependency parser'ı kullanmamaya karar verdik. Ama yine de elimizdeki sonuçları bir açık kaynak olarak paylaşmak istedik ve Dia Parser'ın geliştiricilerine İtalya'daki Pisa Üniversitesi'ndeki Profesör Atar diye bunu yolladık. Ve bunu Python'a da bir kütüphane olarak eklediler. Kullanıma açık bir şekilde duruyor. Daha sonra bizim Wikipedia'daki unstructured metinler üzerinden bir embedding elde etmemiz gerekiyordu. Ve bu embeddingler üzerinden birbirine yakın olan kelimeleri, entity'leri bulacaktık.
Bunu yapmak için de Wikipedia Turek Tool'unu kullandık. Wikipedia Turek Tool'unu yaptığı iş aslında bir Wikipedia sayfasını alıp onun üzerinden bir embedding üretiyor. Bu embeddingleri üretirken üç farklı yöntemi birleşimde kullanıyor. İlk kullandığı yöntem word-based skipgram model. Bir metnin içerisindeki kelimeleri yanındaki diğer kelimelerden tahmin etmeye çalışan model. Diğeri anchor context model. Bu da metnin içerisindeki hyperlinkleri yanındaki kelimeler kullanarak tahmin etmeye çalışan bir model. Bir diğeri de link graph model. Bu da Wikipedia üzerindeki sayfaların birbirlerini linklemesini kullanıyor ve bir sayfayı onu linkleyen diğer sayfalar üzerinden tahmin etmeye çalışıyor. Burada örnek bir çıktısını da görebiliyoruz. Wikipedia Turek modeline mesela Atatürk kelimesini bir entity olarak, Atatürk'ü bir entity olarak verdiğimiz zaman ona en yakın olan entity olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü bulmuş. Kelime olarak Atatürk kelimesini bir diğer yakın kelime, Kemal kelimesini diğer yakın kelime ve Mustafa Kemal Atatürk kategorisini bir en yakın sayfa entity olarak da buluyor. Bundan sonrasında ben devam edeceğim. Genel olarak bu tool'ları geliştirdikten sonra Language Models are Open Knowledge Graphs makalesinde kullandık. Bu paper aslında bir unsupervised metot sunuyor bize. Verilen bir korpus üzerinden çeşitli tripletler çıkarmayı propose ediyor. Hani temel motivasyonu ise şu, hani bir dil modeli çok yüksek, büyük boyutlu bir korpus ile eğitiliyor ve yeni bir korpora geldiğinde, yeni bir korpus geldiğinde, bir cümle geldiğinde onun içindeki relation'ları yakalayabileceği söyleniyor. Çünkü önceden çoğu benzer cümleyi veya belki aynı cümleyi görmüş. Makalenin temel olarak iki parçası var. İlki match aşaması, burada triplet extraction yapılıyor. Bir diğeri ise map aşaması, burada da entity linking aşaması yapılıyor. Match aşamasında noun, phrase veya neler çıkartılabiliyor. Biz bunları çıkardık. Devamında noun, phrase ve neler arasındaki kelimelerden bir attention matrix hesaplanıyor. Bu attention matrix ise dil modeline doğrudan cümleyi veya korpusu tamamen verip single forward pass üzerinden alabiliyoruz attention matrix'i. Burada bir örnek var makalede geçen. Yani kendi örnekleri Dylan is a songwriter olarak geçiyor. Burada Dylan ve songwriter'ı buluyor. Head veya head ve tail olarak. Arasındaki kelimelerden aslında beam search kullanarak hangi kelimenin veya hangi kısmın relation olabileceğini biliyor. Burada hani attention çıktısı zaten şeyden geliyor, dil modelinden. Onun üzerinden hesaplıyoruz. Yani bütün pipeline tek bir slide'da nasıl aslında? Bir cümle şu olabilir. Volvox grubunun üyelerinden birisi Özlem Tekin'dir. Burada head ve tail optionları Volvox ve Özlem Tekin oluyor. Relation optionları grubunun üyelerinden birisi olabiliyor. Bunun üzerinden bu cümleyi dil modeline explorers ediyoruz. Hem Berk Türk'ü kullandık, hem Elektra Türk'ü kullandık. İkisi de benzer sonuçları verdi. Bir problem, bir farklılık yaratmadı başarım açısından. Yani burada çıkan bir triplet şu olabiliyor. Volvox üyelerinden Özlem Tekin, üyelerinden relation oluyor. Eğer bu relation, blacklist relationların içinde varsa bunları çıkartıyoruz. Devamında entity linking yapıyoruz. Alaaddin'in belirttiği gibi pairing eksperiman. Sonra bu triplet'teki head ve tail'deki entity linklerin relation'larını getiriyoruz Wikipedia'dan. En son görselleştiriyoruz. Yani temel olarak yani bu çalışmada yaptığımız bu makalenin unofficial Türkçe için implementasyonunu yaptık. Part of speech modeli eğittik. Hugging Face'e eksikliğini gördüğümüz bizim kendimizin bulamadığı part of speech modeliydi. Named Entity Cognition modeli eğittik. Bunu da Hugging Face'e eksikliğini. Dependency parser'ımız var. Bunu diye parser'a yükledik. Bunun üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Çeşitli çıktılar alıyoruz. Aldığımız sonucu net olarak doğrulamak için veri üzerine. Yine Wikipedia Turek'i Drive'e yükledik. Bunu kullanabilirsiniz. Ejective Adverb Verb korpusunu repository'e ekledik ve Entity Linking Dictionary'imiz oldu. Bunun üzerinden aslında entity linking yapıyoruz. Doğrudan one-to-one map değil de score bazlı bir mapping var burada.
sosyal fayda açısından aslında az kaynak olan bir Türkçe'ye katkımız olduğunu düşünüyor. Bu katkı yani public olarak internette paylaştık ve yani bu oluşturduğumuz knowledge graph'ın veya subgraph'ın çalışmaya göre çeşitli sosyal fayda projelerine girdi olabileceğini düşünüyoruz. Future work olarak yani biz doğrudan aslında bütün relation'ları alıyoruz yani şu an ve belli bir confidence threshold uyguluyoruz. Yani bunun yerine belki Beam Search kullanılabilir. Yani Bert Large kullanılıyor makalede, orijinal makalede. Bert Base'i kullanılıyor. Bert Large'ın daha iyi sonuç aldığını belirtiyor makalede. Entity Linker'da eksiklerimiz var. Bazı entity'leri bulamıyor, yakalayamıyor. Yani aynı zamanda makalede görmediğimiz ama bizim hani propose edebileceğimiz belki bir phrase relation olabilir. Yani bir tek kelime yerine belki veya bir, hani tek kelime yerine belki böyle iki kelime, üç kelime gibi phrase relation olarak uygulanabilir diye düşündük. Demolarımız var. Demolar böyle. Ben hemen demoyu göstereyim. Bu biraz Türkçe Wikipedia sayfasının yani Türkçe Wikipedia sayfasında Türkiye sayfasının ilk özet kısmı alınarak oluşturuldu. Burada genel olarak information box'tan gelen relation'lar var. Ancak birkaç şey göstermek istiyorum. Unstructured text'ten gelen relation'ları göstermek istiyorum. Şuradaki relation'lar unstructured text'ten geliyor. Hani bir şey şu relation, Kıbrıs batısını Ege Denizi diye bir relation bulmuş. Yine Akdeniz batısını Ege Denizi diye bir relation bulmuş. Böyle relation'lar var açıkçası. Dışında hani information box'lar var. Burada Bitcoin ve Isaac Newton üzerine de abstraktlar üzerine de çalışmalar yaptı. Isaac Newton'da çok güzel iz-hez ilişkileri yakaladığımızı gördük. Bitcoin'de entity linker'ımızdan kaynaklı çeşitli hatalar yakaladık. Hani entity linker doğru entity predict veya bring etmiyordu. Böyle yani bir referans koyamadık. Çok fazla referans vardı. Bütün referansları aslında şeye koyduk. GitHub sayfamıza koyduk. Hani teşekkür ederiz. Bizim sunumumuz bu kadardı. Teşekkür ederiz bu güzel sunum için. Bir soru var, onu sorayım hemen chatte. Sonucu Wikipedia, Wikidata'larla karşılaştırdınız mı? Kalite, sayı ve bunun gibi açılardan. Grafa sorgu atabileceğimiz herhangi bir yer var mı diye sormuş Onur. Bir feature work buydu. Aynı zamanda şey, Alaaddin ile Yago'yu araştırdık Wikidata'ya bakmadan önce. Yago'da Türkçe için bir hani graf, subgraf ilişkiler göremedik. Belki kaçırmış olabiliriz. Ama Wikidata aklımızdaydı. Belki bir çıktı bu olabilir. Yani bir future work bu olabilir diye düşünmüştük. Makalede de bir şey, hani kalite sayı açısından şey vardı. Bir karşılaştırma vardı. Ancak biz hani henüz onu yapmadık. Peki, çok teşekkür ediyoruz.